Bu tür videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Aga, eğer hoşuna gittiyse abone ol butonuna bas, abone ol. Bir şey kaybetmezsin. Evet arkadaşlar, merhabalar. 27 numaralı ünitemize geçiyorum bu videoyla. İstatistik konusuna giriş yapacağız arkadaşlarım. Hemen birinci köşe taşımızla bir başlayalım. Bakalım ne diyormuş, bir görelim. Şöyle ayarlamasını falan yapıyorum. Odaklanmaya bakıyorum. Ve hemen başlıyorum ilk sorumuzda. Diyor ki birinci sorumuz, sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır? Aritmetik ortalamayı iyi hatırladığınızı düşünüyorum dostlarım. Sayıları topluyorduk. Kaç tane ise de o sayıya bölüyorduk dostlarım. Buradaki sayıları toplayacağız. Demek ki 4 tane sayı var. 4'e böleceğiz. Bölü 4 diyeceğiz arkadaşlarım. Toplamlarını yazalım bir de. 30, 50, 90, 100, 1, 4 daha 5, 7 daha 12, 112 yaptı arkadaşlar. 112 bölü 4, 56 bölü 2'den 28 çıktı kardeşler. Aritmetik ortalama. Topladık sayıları. Kaç tanedeler? 4 tane. 4'e böldük. Evet, 2 numaradayız. 5 sayının aritmetik ortalaması 60'tır. Şöyle 5 tane sayı var arkadaşlarım. Bu 5 sayının toplamı var. 5 taneler ve aritmetik ortalama 60 çıkıyor. O halde toplamları 5 çarpı 60'tan 300 diyebilirim ben bunları. Bu sayılardan toplamı 45 olan 2 tanesini çıkartıyorum. Şimdi toplamları 45 olan 2 sayı çıkıyorsa geriye kalanların toplamı 300-45. Yani 255 oldu geriye kalanların toplamı. 2 tane sayının toplamı 45'ti. Çıkarttım bunları. Geriye kaç tane sayı kaldı? 3 tane de sayı kaldı. Toplamları bu. Sayı adedi de 3 tane olduğu için aritmetik ortalamaları bu çıkacak. Hemen 255'i 3'e böldüm dostlarım. 8 kere 3 24 1. 15'te 3 5 kere 85 geldi. Sorumun cevabı dostlar. Evet, 3 numaraya bakıyoruz hemen. Bir öğrencinin matematik dersindeki 4 sınavdan aldığı puanların aritmetik ortalaması 72. O zaman bu puanların toplamı 4 tane sınav olduğu için aritmetik ortalamada 72 çıkıyor. Peki toplamları ne geliyor bu durumda? İçler dışlar çarpımı yaptım. 4 kere 2 8 elde var. Hiçbir şey. 4 kere 7 28. 288 oldu toplamları. Bu öğrenci sınavların birinden 78 aldığına göre. Şimdi 78 bu 4 toplamdan bir tanesi. Hemen çıkarttım. Geriye ne kaldı toplamlar? 78 çıkınca 210 kaldı. 4 tane sınavdı. Birinden 78 aldı. O birini de çıkarttım. 3 tane sınav kaldı geriye. Kalanların aritmetik ortalaması da bu. Yani 70 çıktı. Sorumuzun cevabı Gobeller. Evet, son sorudayız dostlarım. 4 numara bakalım ne diyor. Yukarıdaki tabloda bir şehrin bir ay boyunca hava sıcaklığının gün sayılarına göre dağılımı verilmiştir. Buna göre bu şehrin aylık sıcaklık ortalaması nedir diye soruyor bize. Şimdi biz sıcaklıkların toplamını bulacağız arkadaşlar. Bakın 10 gün boyunca 18 derece olmuş. Yani toplamda 180 derece buradan geliyor. 6 gün boyunca 24 derece olmuş. O zaman artı 120 derece buradan geliyor. 8 çarpı 24'ten 160, 32 daha 192 derece buradan geldi. 60 derece de buradan geldi. Aylık sıcaklığı bulduğumuz için 30 gün var bir ayda ki 10, 16, 6 daha 22, 8 daha 30 gün var toplamda. Ve hemen aritmetik ortalamayı buluyorum dostlarım. Şunları bir toplayalım. Şurası 300 yapar. 360, 460, 552 yaptı. 552 bölü 30. İnşallah doğru topladık arkadaşlarım. Hemen bir bölelim bakalım. 3'e bölelim ilk önce. 552'yi şöyle kenarda bir 3'e böleyim ben. 1 kere 3, 3 çıkarttım 2. 25'te 8 kere 8 kere 3, 24 çıkarttım 1. 12'de 3, 4 kere 184 geldi. 184 bölü 10. 10'a bölmek demek bir virgül geriye gelmek demekti. 18.4 cevabımız Edirne çıktı dostlar. Evet, 1 numarayı gömdük. Geldik 2 numaraya. 2 numarada diyor ki dostlarım, ben bir de odaklanmaya bakayım bir yandan. Apartmanda yaşayan ailelerin çocuk sayılarını göstermektedir. Bu grubun modu tepe değeri
nedir diye bir soru sormuş. Tepe değeri kaçtır diye sormuş. Mod tepe değeri demek arkadaşlarım. Ve mod demek de dostlar, bu dizide en çok tekrarlanan sayı demektir. Şöyle ki bakın. 1'e bakın şimdi kaç kez tekrarlanmış. 1, 2, 3, 4 kez 1 tekrarlanmış. 1, 4 kez. 2'ye bakın. 1, 2, 3 kez tekrarlanmış. 2, 3 kez tekrarlandı. 3'e bakalım. 1, 2, başka da yok. 3, 2 kez. 0'a bakalım. 1, 2. 0 da 2 kez tekrarlanmış. En çok tekrarlanan hangisi? 1. O zaman bu dizinin, bu grubun modu, tepe değeri 1'dir. En çok tekrarlanan hangisi ise odur. Geldim 2 numaraya. Aşağıdaki tabloda 6 öğrencinin Türkçe dersinden aldığı puanlar gösterilmiş. Evet, grup burada arkadaşlar. Bu puanlar dizisinin modu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın, en çok tekrarlananı bulacağım. 72'ye bakın, 2 kez tekrarlanmış. 80'e bakın, bu da 2 kez tekrarlanmış. Diğerleri birer kez. O zaman 72 olabilir bu dizinin modu. 72 var. 80 de olabilir. 80'de şıklarda yok. O zaman cevap 72. Zaten hangisi olabilir diyor. Ya 72 ya 80 diyeceksin dostum. Şuna bakalım. Bu veri grubunun tepe değeri kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi 2'ye bakalım arkadaşlar. Kaç kez tekrar edilmiş? 1, 2, 3 kez. 2, 3 kez. 3'e bakalım. 1, 2 kez tekrar edilmiş. O zaman 3 değil. Yani 3'ten fazla tekrar edilen var mı diye bakacağım. 0'a bakın. 1, 2 kez tekrar edilmiş. O da değil. 1'e bakalım. 1, 1, 2 kez tekrar edilmiş. 4, 1 kez tekrar edilmiş. En çok tekrar edilen 3 kez tekrar edildiği için 2, 3 kez tekrar edildiğinden dolayı modu 2'dir. Buna ne diyoruz? Yukarıdaki sayı dizisinin modu olmadığına göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Modu yoksa arkadaşlarım, demek ki tekrar eden bir sayı yok burada. Yani mesela x 10 olsaydı, x'e 10 deseydik 10, 10. 2 kez tekrar etmiş. Dolayısıyla en çok tekrar eden, diğerleri hep birer kez olacaktı. En çok tekrar eden 10 olacağına göre o zaman modu 10 diyecektik. Ama modu yok diyor bize. O yüzden 10 olamaz. Mesela 12 için de aynı şey geçer. Düşünsene x'in 12 olduğunu. O zaman 12 2 kez tekrar edilecekti. Doğru mu kardeşim? Ve dizinin modu kaçtır diye sorsalardı 12 diyecektik. Ama modu yok diyor bize. O yüzden 12 de olmamalı. Yani kısaca buradaki sayılardan hangisi olursa olsun o dizinin modu olur. X ve modda o sayı çıkar arkadaşlar. O zaman 15 ile 18'i de sildim. Ama 21, bakın bu dizideki hiçbir eleman değildir 21. O yüzden 21 olsaydı şöyle, tekrar eden sayı hiç olmayacaktı değil mi? Hiçbir sayı iki kez yazılmamış olacaktı. O yüzden modu yok diyebilirdik. Demek ki cevap 21. Evet, hemen çevirdim arkayı. 3 numaradayım. Burada ne diyor? Yukarıdaki 7 öğrencinin bir günde kaç sayfa kitap okudukları veriliyor diyor. Peki. Buna göre okunan sayfa sayılarının medyanı, ortanca değeri soruyor. Dostum bak, ortanca değeri şöyle bulacağız. Sayıları küçükten büyüğe doğru yazacağız. Şimdi en küçük sayı 5, sonra 6, sonra 8, sonra 10, sonra bir daha 10, sonra 11 ve sonra da 12. Kaç tane sayı var burada? 3, 6, 7 tane. Tam ortaya hangisi düşüyor dostlarım? 10 sayısı tam ortaya düştü değil mi? Bakın 3 sağında, 3 de solunda kaldı. O zaman ortancası, yani tam ortadaki sayısı, yani medyanı 10'dur diyeceğiz. Medyan tam ortadaki sayıdır dostlar. Peki geldim 2'ye. Yine sayıları küçükten büyüğe diziyorum arkadaşlarım. Ortanca değerini soruyor, medyanını soruyor. En küçük ne var? 64 var dizdim. 64'ten sonra bir küçük olan 74 var, başka da yok değil mi? 74. Bir sonraki 75. Bir sonraki 81 var. Evet, 81. Sonraki 85. Daha sonra 90. 92 ve 100 diye yazdım. Kaç tane var? 3, 5,
6, 7, 8 tane var dostlarım. Şimdi ne yapacağız peki öğretmenim? Tam ortadaki sayı şuraya denk düşüyor. Tam ortada burası var. Hemen tam ortası burasıysa dostlarım, şu ikisinin aritmetik ortalamasını alacağız. Medyanı bulacağız. Bak bunların ikisini de tam ortaya düşüyor değil mi? İkisi birden tam ortada. 3 tane sağında, 3 tane solunda. Eğer grubun sayısı çift sayıysa arkadaşlarım, tam ortaya 2 sayı düşecek. Sen de bu iki sayının aritmetik ortalamasını alacaksın. Biliyorsun aritmetik ortalamayı. Toplayıp 2'ye böleceğim dostlarım. 81 ile 85'i topla, 2'ye böl. 166 2'ye bölünürse dostlarım 83 çıkar. 83 de galiba Denizli şıkkımızda. Evet, Denizli şıkkı doğru cevaptır dedim hemen. Şuna bakalım. Ardışık 5 farklı çift sayının medyanı 10'dur. Bak, medyan demek tam ortadaki sayı 10. Şimdi ardışık 5 tane çift sayıysa 2 tane sağında, 2 tane de solunda olacak bunun arkadaşlarım sayı. Çift sayı dediği için bir sonraki 12, bir sonraki 14. Öncesi 8, bir öncesi 6. Sayılar bunlar. Ortadaki 10'muş medyanı. 5'i de farklıymış, çift sayıymış. İstediği kurala uygun yazdım. En büyüğü kaçtır diye soruyor. 14'tür dedim arkadaşlar. 4 numaralı sorumuza bakıyorum. Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin Türkçe sınavından aldıkları puanların dağılımını göstermiştir. Buna göre sınıfın bu sınavdaki puanlarının ortanca medyan değeri kaçtır? Bak dikkatli olun burada. 1 puanını alan 3 öğrenci var. Yani grubu yazmak isteseniz şöyle yazmak zorundasınız arkadaşlar. 3 kişi ayrı ayrı 1 almış. Yani 1, 1, 1. 2 puanını alan 1 kişi var. 2'yi 1 kişi almış. 3'ü 2 kişi almış. 3, 3. 4 puanını 3 kişi almış. 4, 4, 4. 2 puanını 5 kişi, yok 5 puanını 2 kişi almış. 5, 5. İşte yazdım arkadaşlar. Medyanı soruyor, ortancayı soruyor. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane var. Tek sayı. Demek ki ortada bir sayı olacak. 5 tane solunda. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi solunda. 5 tanesi de sağında. Tam ortaya da ne düştü dostlarım? 3 sayısı geldi Gobeller. Evet. Basit kısım arkadaşlar bunlar. Hiç korkulacak bir şey yok. Geldik 4 numaralı testimize. Videomuzun son köşe taşına. Bu arada bir de ben hiç odaklanmaya falan bakmadım arkadaşlar. İnşallah bozulmamıştır. Güzel gidiyor. Yukarıdaki sayı dizisinin açıklığı nedir? Dostlar, açıklık basit bir şey kardeşlerim. Açıklık bu dizideki en küçük sayı ile, yani 1, en büyük sayı 11 arasındaki farktır dostlarım. 11'den 1 çıktı, 10. Aha, bu kadar basit bir şey. Geldim 2'ye. Yukarıdaki tabloda Doktor Sedat'a 5 günde gelen hasta sayıları verilmiş. Buna göre hasta sayılarının açıklığı en küçük değer 5, en büyük değer 10, 10'dan 5 çıktı, cevap 5. Geldik buna. Yukarıdaki verilen sayı dizisinin açıklığı 30 olduğuna göre, yani en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark 30'muş. X'in alabileceği değerler toplamı. Arkadaşlar X şuradaki en küçük olsaydı, şimdi en büyük 40 mı dostlarım? X en küçük değer olsaydı 10 olurdu değil mi bu durumda? Birinciyi bulduk. Peki ya X en büyük değer olsaydı, yani 70 desem, yok 70 desem olmaz pardon. En küçük ne geliyor arkadaşlarım? X en büyük olsaydı bu durumda en küçükleri 15 olacaktı. Farkında 30 olması için X'in ne olması lazım en büyük değerin? Bir de 45 olması lazım. X 45 olursa açıklık 30 oluyor. Bakın en büyük değer 45, en küçük 15, açıklık 30. X 10 olsa en büyük değer 40 oluyor, en küçük değer 10 oluyor, yine açıklık 30. O zaman X'in alacağı 2 tane değer var, toplamları da 55. Geldik buna. Yukarıdaki grafikte elma türlerinin kilogram fiyatları verilmiştir. Peki elma fiyatlarının açıklığı nedir diye soruyor. E dostum 4 eksi 1 değil mi? En büyükten en küçüğü çıkartırsan 4 eksi 1'den 3 geldi. Evet Gobeller, bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.